Evet, şu anda başladı. Kayıt başlatıyor. Tekrar. Üniversitenin adını unuttum. Çok ayıp İstanbul olacak. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde konuştum. Pardon. Cümle yanlış oldu gibi geldi bir an. Şu anda tamamen doğaçlama konuşuyor ama tamam. Benim doğaçlama konuşmam olacak zaten çok iyi. Düşük oldu gibi geldi. Neyse baştan alayım. Okay. Hadi başlama. Aa, ben şu an tamamen saçmalıyorum Yeşim. Aa, çok heyecanlandırdım seni Evren, görüyor musun? Aa, evet. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. 11.ye denk geldi. Konuşamadım bir türlü. Hadi olsun, rahat ol yani. Sanki şeydeyiz, bir blog yazarlarındayız. Üst üniversitede konuşuyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Merhaba, ben Evren Soyuçok. İnternet, dijital dünya ve yeni medyaya dair konuları alanında uzman isimlerle ve blog yazarları başta olmak üzere dijital medya aktörleriyle konuştuğumuz İnternet Günlüğü podcast'ine hoş geldin. Hazırsan kaynağını internetten, enerjisini evrenden alan İnternet Günlüğü başlıyor. Tekrar merhaba. İnternet Günlüğü podcast'inin 11. bölümünde blog yazarı Yeşim Mutlu ile konuşacağız. Yeşim, bu 3. girişim ama bunu yayınlamayacağım muhtemelen. Hoş geldin. Hoş bulduk Evrenciğim. Bir türlü konuşmayı beceremedim ama senin rahatlığın sayesinde çok teşekkür ederim bu yayını yani kabul ettiğin için. Ne demek, her zaman biliyorsun, büyük bir keyif benim seninle sohbet etmem, paylaşmak. Her zaman çok seviniyorum. Biliyorum Yeşim, seninle biz ilk not ettim 2016 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde blog yazarlarının ikincisini düzenlediğimizde tanıştık ve gerçekten harikulade bir insansın. Ben seni gerçekten çok seviyorum ve çok değer veriyorum. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Ya, 2010 Çok teşekkür ederim. Böyle mahcup etme beni. Ben biliyorsun. Yani genelde işlerle konuşulmayı seviyorum. Bu yönüm biraz alt tarafta. Hani evet, güzel şeyler yazmayı, içerik üretmeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Yok, sen çok değerli bir insansın. Ben gittiğim yerlerde gerçekten senin kulaklarını çınlatıyorum Yeşim. Çok teşekkür ederim. En son Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gittim. Yine oradaki öğrencilerle senden bahsettiğim. Bir önceki yine Yalova Üniversitesi'ne gittiğimde de senden bahsettim. Hukuk öğrencileriyle tanışmıştım. Ya aslında konu bambaşka bir yere gidecek ama ben şunu da söylemek istiyorum. Seninle ayrıca bir e-posta kültürü, parantez açıyorum, e-posta görgüsü üzerine ayrıca bir artık yazı mı yazarız, röportaj mı yaparız, söyleşi mi yaparız, podcast mi yaparız, YouTube mu yaparız bilmiyorum ama bana bir e-posta kültürü nasıl olur? Gerçekten ilk gösteren insansın, biliyor musun? Ya Evren, gerçekten teşekkür ederim. Gözyaşlarını tutamıyorum diyorsun. Yok, gözyaşlarını zaten mail yazdığında da bana bunu belirtmişti. Çok duygulanmıştım. Evet. Tabii ben eskiden iletişimci olduğum için e-postanın öneminin ne kadar yani önemini biliyorum. Başlığından vurgulayayım. Çünkü yazıyla kendimizi ifade ediyoruz. Konuşamıyoruz. Yazı dili çok farklı konuşma dilinden. Dolayısıyla da çok düzgün yazmak lazım. İmla kurallarına dikkat etmek lazım. Ama günümüzde maalesef artık 3 harfle ya da emojiyle konuşuyoruz. Ben korkuyorum, yakında emoji dili oluşacak. İşte 2016 yılındaki o ikinci blog yazarlarındaki ilk seninle temasım e-posta ile olmuştu ve orada o e-postada bana verdiğin cevapta ben çok etkilenmiştim. Hemen telefon numaranı e-postanın sonuna eklemiştin. Herhangi bir şey olursa buradan da bana ulaşabilirsin. Yardım edebileceğim bir şey varsa lütfen benimle paylaş gibi, ki hiç öncesinde seninle bir iletişimimiz yoktu. Tek ortak paydamız ikimiz de blog yazarıydı. Geldin, evet. Harikulade bir konuşma yaptın orada öğrencilerle, öğrencilere karşı işte blog yazarlığı ile ilgili ve Kadir Has'ta 2017'de yaptığımız 3. ve son blog yazarları çalıştayında da yine bizi yalnız bırakmadın. O yüzden ben hakkını da ödeyemem ve blog yazarlığı anlamındaki katkılarını da gerçekten yaslayamam Yeşim. Ya çok teşekkür ederim ama blog yazmak gerçekten bir farklılık. Günümüzde artık çok az kişi blog yazıyor. Aslında yazsalar ve detaylı içeriklerle gerçek bilgiye ulaşsak çok sevineceğim. Hatta yarın bir yazım yayınlanacak yine bir haber sitesinde. Buna değindim. Yani sosyal medya değişiyor. Dolayısıyla kendi kültürü değişiyor ve daha kaliteli içerikler olması gerekiyor. Yani blog yazarları bunu iyi yapıyordu. Güncel yazılar vardı. Şu anda artık herkes belirli mecralarda var olmaya çalışıyor. Aslında üzücü ama en azından senin gibi, benim gibi insanlar hala buna devam ediyor.
Bu da güzel yanı. Ben senin için blog yazarı Yeşil Mutlu dedim ama senin çok fazla bileziğin var. Evet. Ve neden bu kadar mesela Yeşim sosyal medyayla, fotoğrafla, blogla ve işte dijital kültürün diğer etmenleriyle bu kadar ilgileniyor? Biraz anlatır mısın? Tabii ki, tabii ki. Şimdi ben benim zaten blog yazmaya başlamam fotoğrafla birlikte başladı. Hikayemi dinleyen insanlar muhakkak bir şekilde duymuşlardır. 2005 yılında blog yazmaya başladım. Ben zaten fotoğrafçıydım ve dünyadaki trendleri bu aracılıkla takip ediyordum. Ve dedim Türkiye'de neden fotoğrafçılar blog yazmıyor? Arka planda neler oluyor? Çünkü bir arka plan var bu fotoğraf çekimlerinin. Ve böyle başladı. Sonra tabii çocuklarım var. Çocuklarımla birlikte yazmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Sonra bana dediler ki ya sen fotoğrafçı mı olacaksın, yazar mı olacaksın? Ben dedim ikisi de olacağım. Nasıl dediler? Blog işte böyle. Blog ne dediler? Kimse bilmiyordu. Ben blog yazdığımda kimse bilmiyordu. Hatta çalıştığım kuruma blog açma teklifinde bulunmuştum 2005 yıl yılında. Yıl kaç bu? 2005. Şimdi de hala konuşurlar ve hala diyor ki kulaklarını çınlatıyoruz. Bize 2005 yılında blogdan bahsetmiştin sen. Ama benim dijital kültüre bakış açım çok eskiye dayanıyor. Ben çalıştığım kurumda yine 2003 yılında online reklam vermiştim. Çok ciddi bir bütçeyle. Çok büyük bir haber portalına. Sektörde ilkti. Dijitale ilgin hep vardı. Seviyorum. Yani bunu çok seviyorum. Üretmeyi seviyorum. Artı yenilikleri takip etmeyi çok seviyorum. Tabii bu beni çok besliyor. Zaten fotoğraf çok güzel bir meslek bana göre ve ben 35 yaşımdan sonra fotoğrafçı oldum. Fotoğrafla birlikte blog yazarken 2011 yılında da tamamen influencerlara yöneldim. Çünkü açıkları gördüm. Yani insanlarda yemek yazarı vardı, moda yazarı vardı. Gezi yeni çıkıyordu ama anneler yoktu. Dedim anneleri örgütleyeyim, bir araya getireyim. Anne blogları ortaya çıkarttım. Sonra baktım ki iş başka yönlere gidiyor. Ben bayrağı başkalarına devrettim. Bugün herkes daha bugün olmak üzere Yeşim sen bu işi bırakmayacaktın. Bırakmasaydım bu noktaya gelmeyecekti diye bana sitem ediyor. Ama böyle olması gerekiyordu. Hadi diyeceksin ki niye teknolojiye kafayı taktın? Bir kere teknolojiye kafayı taktım çünkü teknolojinin doğru kullanılması taraftarıyım ve çocuklarıma da bunu anlatmaya çalışıyorum. Ailelere de, annelere de ya da işte gençlere de bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sosyal medya büyük bir havuz. Hani havuz, okyanus nasıl tarif edelim? Yani sonsuzluk aslında. Her türlü bilgiye ulaşabildiğimiz bir yer ve çok bilgi kirliliği de var. İyi yönetilmesi, iyi kullanılması gerekiyor. O yüzden evet. De ben de bunun içinde aktif devam ediyorum. Üç çocuğum var dedin. Üç kız annesisin Yeşim. Evet. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi ilk çocuğunla üçüncü çocuğun arasında kaç yıl var? Şimdi 2010, 94, 16 sene oluyor. Oo. Birisi zaten Y kuşağı, birisi Z kuşağı. Hı. Ben de X kuşağıyım. Şimdi ben de o deneyimini merak ediyorum. Şimdi ilk çocuğundaki sen yine zaten internette işli dışlıydın ama bir 20 evet. yıl önceki internetin hayatımızdaki varlığıyla kapladığı yer çok farklı. Bugün 2020 yılına geldiğimizdeki çok çok daha farklı. İlk çocuğunda mutlaka sen kendince bir önlemler aldın ya da onun interneti bilinçli ya da teknolojiyi bilinçli kullanması yönünde bazı önlemlerin tabii vardı. Ki. İlk çocuğunla son çocuğun arasında aldığın önlemler ya da bazı konulardaki esnekliklerin çok farklı oldu mu? Ya çok şey değişti. Zaten ben en son doğana dijital doğan diyorum. Çünkü ilk doğanda internet daha Türkiye'ye yeni girmişti. Yani bahsettiğim yıl 94 yılı. Daha Türkiye'de internetin geçmişi çok yeniydi ve insanlar zaten daha cep telefonlarına yeni alışıyorlardı. Zaten Türkiye'ye yine cep telefonunun gelmesi seviyesi de o yıllara dayanır. Dolayısıyla biz onlara teknolojiyi öğretiyorduk ve ben kızıma, büyük kızıma bir bilgisayar öğretmeni tarafından hoca tutmuştum teknolojiyle ilgili. İşte Excel nasıl yapılır, Word nasıl yapılır diye ilkokuldayken bu dersleri alıyordu. Daha o zaman internet kullanımıyla ilgili bir şey bilmiyordum. Çünkü biz daha dıt dıt sesiyle bağlanmaya ve 2K, 3K bağlantıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Ama ona bakarsan büyük kızıma da o zaman MyNet vardı. MyNet'te bir blog açtırmıştım ve o da orayı günlük olarak kullanıyordu, yazıyordu. Tabii bu bahsettiğim yıl 2000'li yıllar tabii. Ben hep seviyorum, söylüyorum ya. Sonra benim kendi blogum vardı 2004'lü yılda. Büyük kızımla açıkçası o şimdi zaten psikolog oldu. Çok başka ve ben çocuklarıma şunu öğrettim. Bunun her zaman çok iyi bir iletişim aracı olduğunu ama aynı zamanda çok yanlış yönlere gidebileceğini anlattım. Ama hep güncel kaldım. Çocuklar bir de beni burada günceldi. Mesela büyük kızımda
yemeğe gelmiyordu. Odasında ders çalışıyordu. Sesimi duymuyordu. Mesela tweet atıyordum. Yemek hazır, yemeğe gel diye. Mesela 2000 işte 9 yılı falandı. O zaman çok Twitter gündemdeydi. Mesela Facebook hesabı açmak istediğinde 12 yaştan önce açamazsın demiştim. O zamanki dünyada böyle bir şu saat, yaş, bu yaş yoktu. Ben tamamen içimdeki doğaçlama seslerle bunu gittim. Günümüzdeki neyse ben bunu zaten hocaya da sordum. Hep de anlatıyorum. Prof. Dr. Cengiz Kuday ile bir gün röportaj yapıyorum, fotoğraf çekimi. Hocam dedim ya nesiller arasında nasıl bir fark var? Ben dedim büyük kızıma ders aldırdım, teknoloji kullanmayı öğrettim. En küçük kızıma yani ortanca kızıma da iPhone zamanı başladı. Küçük de iPad'ler yani akıllı tabletler diyelim. Dedim en son olan da hiçbir şey öğretmedim. Hani ikinci senede gene bir mouse kullanımı falan öğrettim açıkçası ama bilgisayar nasıl açılır, nasıl kapatır hiçbir şey göstermedim. Dedim ki üçüncü doğan kendisi kendiliğinden öğren. Dedi ki öğrenip geliyorlar. Çünkü ben dedi teknolojik bir annesin. Sürekli bunları kullanıyorsun. Çocuk anne karnında öğreniyor geldi. Dolayısıyla bazı şeyleri de öğrenip geldi bu nesil. Yani Z kuşağı. Artık onları alfa kuşağı geliyor yakında. Nasıl neler yapacaklar bilmiyorum. Ama burada ben annelere ve ailelere çok iş düşünüyorum. Dolayısıyla da hani ben çok büyük sorun yaşamadım. Şu an yaşadığım tek sorun süreyle ilgili. Çünkü ben sosyal medya bağımlılığının ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Ve bunun olmaması için de gerekli önlemleri almaya çalışıyorum. En küçük kızımda bu yönde bir hassasiyet var. Çok fazla kullanmak istiyor. Dijital olmak istiyor sürekli. O da YouTube'da anime karakterlerle videolar yapıyor ve kendisi bir YouTube kanalı açmak istedi. Bu yaz ona izin verdik ve şu anda bir kanalı var ve sadece içerik bununla üretiyor. Yani çocuklar da kendi yollarını buluyorlar aslında. Ne yapmak istediklerini de öğrendiler. Bana da diyorlar ki sen bu kadar dijital olduğun için senin çocukların da tabii dijital oluyor. Ama aslına bakarsan çok güzel, iyi kullanıyorlar teknolojiyi. Biz dijital göçmenlere göre dijital yerler evet daha bilinçli bir şekilde kullanıyorlar. Çok ilginç bir şey söyledin. 94'lü çocuğun yani ilk kızın evet. Teknolojiyi senden öğrendi. Nasıl kullanması gerektiğini. Evet. Hatta sen özel hoca tuttum dedin. Evet. Evet. Ortanca çocuğun iPhone nesli, en küçüğü de iPad. Hatta dijital doğan diye evet. Niteledin. Aynen öyle. Peki şimdi son çocuğuna geldiğinde tabii ki bir annelik deneyimin daha da yerleştiği ilk iki çocuktan sonra evet, onu bir evet. kenara koyuyorum. Elbette ki çok daha evet. Deneyimli ve bilinçli bir anne oldun ama 94'lü yani ilk çocuğundaki teknoloji çok daha hayatında yokken son çocuğunda hem internet hem teknoloji işte bu akıllı telefonlar, evet. tabletler vesaire ve işte YouTube gibi evet. çok daha oyalamaya yardımcı olan uygulamalar, işte sosyal medya evet. ağları vesaire. Bunları evet. düşündüğümüz zaman annelik hangisinde sence daha kolaydı? Varken mi yokken mi? Ya aslında ben anneliğimle ilgili hani bana arkadaşlar da şunu der, sen çok değişik bir annesin. Bazen kolaylık, zorluk demeyeceğim. Hepsinin ayrı bir zorlukları var gerçekten dönemsel olarak. Şu anki tek zorluk ne biliyor musun? Dijital dünya nedeniyle sokağa çıkaramamak çocukları. Çünkü çocuklar teknolojiyle iç içe olup aktif olmayı istemiyorlar. Eskiden çok daha parklarda, bahçelerde ve hareketli bir yaşam vardı. Şu anda daha sakin ve daha içe kapanık bir yaşam var. Zaten bunu hiç sevmiyorum. Bununla da ilgili olarak da sürekli zaten planlar yapıyorum ve dikkat ediyorum. Onlardan biraz peki bahsedebilir misin? Yani tabii bazı ki. Önlemler alıyorum dedim. Mesela uygulanabilir önlemler neler olabilir? Tabii ki. Yani bir kesinlikle aile güvenliği şeyimiz var teknolojik olarak. Yani herhangi bir program indirdiklerinde ben onunla programları benim iznime bağlı. Yani ebeveyn kontrolü yapıyoruz biz. Hafta içi ders yani okul oldu. Biz yasaklamıyoruz. Yasaklama taraftarı asla değilim. Çünkü çocuklar teknolojinin içine doğdular ve hayatları daha kim bilir ne teknolojilerle karşılaşacaklar. Yani bizim zamanımızda çok farklı. Ödev yani okul zamanı hafta içi bir saat, hafta sonu 2 saat teknoloji kullanımı var. Bunu istediği gibi değerlendirebilir. İster yarım saatte bir, ister 2 saat. İşte aşmalar oluyor. O 5 dakikalar bazen 15 dakika olabiliyor. Orada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onun haricinde izinsiz programlar yok. Yani bütün hesapları yok. Yani Instagram dışında hesapları yok. Onu da ben açmıştım hesaplarını başkaları almasın diye.
Çok inaktif kullanıyorlar. Bütün takipçilerini ben kontrol ediyorum. Kimse takip etmek istedikleri zaman benimle paylaşıyorlar. Onları konuşuyoruz. Ve asla lokasyon bildirmiyorlar, hangi okula gitti. Yani güvenlikle ilgili ve tanımadıkları kimseyle konuşmamaları gerektiğini biliyorlar sosyal ortamda. Ancak tanıdıkları, çünkü küçük yaştaki bir insanın büyük bir insan olabileceğini de biliyorlar. Onlara anlattım rol yapabileceklerini. Ya da orada yazdıkları bir mesajın yanlış bir yorum olabileceğini, onun anlayamayacağını da öğrettik. Yani anlatıyorum. Biz en son yazın mesela bir dijital sözleşme yaptık ailemizle. Evet, teknoloji kullanımı ile ilgili anne baba çocuklar olarak imzaladık. Bir sözleşmemiz var. İşte şu saatler arasında kullanacağız. Asla yemekte yok. Bizim aile zamanımız var. Mesela akşam yemeğinde ne televizyon açıktır, ne teknoloji kullanılır. Yemeğe gittiğimizde bakılmayacak. Mesela ben çok karşı olduğum durumlar var zaten bir anne olarak. Dolayısıyla asla yok. Yani biz de sohbet etme taraftarız. Mesela ben bile telefona oldu da bir şey geldiğinde bir dakika dediğimde telefon yasak, bana bile uyarabiliyorlar. Bu güzel bir şey. Yani bunlar aslında her aile bunu yapabilir. Bence de yapması da gerekiyor açıkçası. Çünkü bu kontrol edilmeli. Çünkü onlar kontrol edilmezse başkaları onları kontrol eder. Sokakta çocuklarımızın kimlerle oynayabileceğini seçebiliyorduk ebeveynler eskiden. Ama internette kimlerle muhatap oldukları konusunda daha görünmeyen bir tehlike var aslında. Dediğin gibi artık sokak oyunları yok. Çocuklar sokakta değil. Evet, evde gözümüzün önünde sözde ama internetin başında kimlerle oynuyorlar, kimlerle sohbet ediyorlar. Evet. Sen onları ekleyen, takip etmek isteyen kişileri kontrol etme noktasında da bir görev üstlenmişsin. Bir sorumluluk çok önemli bu aslında. Dijital okur yazarlığınız çok yüksek ailecek. Anladın mı? Evet. Bunu çıkartıyorum ben anlattıklarından. Kesinlikle. Evet, evet. Yani bunun yasak olmadığını her zaman biliyor. Onun fazla geçirdiği zamanın faydasının zararının olduğunu biliyor. Mesela uyku öncesi teknoloji kullanımının onu uyardığını ve uykusunu kaçırdığını, sinirli yaptığını biliyor. Bunlar önemli şeyler. Ben anlatıyorum. Yani mesela benim de telefonumda 22 ile 07 arasında farklı gece moduna geçiyor telefonum ve ekranım mavi ışık gidiyor. Yani farklı bir tona geçiyor. Bunu yapmamaya çalışıyoruz. Yani bunları sonuçta modelsizsiniz. Siz nasıl bir model sergilerseniz çocuklarınız da size örnek aldığı için bunu daha kolay kabul edebiliyor. Ama ben her zaman söylüyorum, telefon alma zamanı olsun, diğer konularda olsun, fotoğraf paylaşmak olsun, çok dikkat edin. İzinsiz asla paylaşmayın ki ben çocuklarımın izni olmayan hiçbir fotoğrafı paylaşmıyorum. Çekmek istiyorum. Hayır, çekme dedikleri çekmiyorum ki ben fotoğrafçıyım. Çok onların mahremiyetine özen gösteriyorum. Yani ve bunu Türkiye'de herkesin yapması gerekiyor. Çünkü çocuk istismarı çok yüksek durumda. İnsanlar maalesef ticari kaygılarla kişisel çocuk hesapları açıp bunun üzerinden paralar kazanıyorlar. Ben bunları asla tasvip etmiyorum. Bunu da buradayken senin yayınında da söylemek isterim. Evet, çok haklısın. Kasım 2019'da sosyal medya faydalı mı zararlı mı başlıklı bir yazın var Yüksek Teknoloji Dergisi'nde. Orada sosyal medyanın faydalarını sıralıyorsun. Sonra zararlı kendince hangi açılardan zararlı olduğundan bahsediyorsun. Yine az çok değindik ama işte sosyal medya kullanımının yol açtığı bağımlılık ve bağımlılığa da değiniyorsun. Şimdi ikimizin de blog geçmişi 2005'lere dayanıyor. Ben de dijital varlığımı başlangıcını 2005 olarak kendimde kabul ediyorum. Son dönemde Cal Newport'un bu Pür Dikkat ve Dijital Minimalizm kitaplarını okuyorum Yeşim. Bu kitapları okumaya başlamadan önce de ben kendimde bir doyuma ulaştığımı, bazı bu interneti ve sosyal medyayı kullanmaktan rahatsızlık duyduğumu hissetmeye başlayıp kendimce bazı önlemler almaya başlamıştım. Ve bu kitapları okuyunca da aslında farkında olmadan ben internet bağımlısı, teknoloji bağımlısı özellikleri gösterdiğimi fark ettim. Sen de çok yoğun kullanıyorsun sosyal mecraları bilinçli bir şekilde aktif olarak kullanıyorsun. Evet. Zaman zaman kendini sorgulayıp bazı noktalarda bağımlılığa varan davranışların olduğunu tespit edip bunları törpülediğin oldu mu? Frenlediğin oldu mu? Olmaz olur mu kesin? Ben hatta şöyle söyleyeyim, Mira 3 yaşındaydı. Bir dönem Twitter'dayken mesela korkunç Twitter kullanıyordum. O yıllarda zaten Instagram yoktu. Biliyorsun Instagram'ı da test eden kişilerden biriyim. Türkiye'de ilk kullanan 50 kişiden bir tanesiyim. Instagram geldi, farklı bir yöne gittik ve bir baktım ki
çok her şey önüne geçiyor. Hatta eşimle çok büyük kavgalar ettik. Sen dedi ne yapıyorsun dedi. Bir kendine gel. Sonra düşündüm. Hakikaten ben 7-24 online yaşamaya çalışıyorum. Ben de değiştim. Ben 2012 yılından beri aslında bunu yapmaya çalışıyorum ve bunu da anlatıyorum. Mesela benim herkes etrafımda biliyor. Benim hiçbir bildirimim bana düşmüyor Evren. Hiçbir şekilde bildirim yok. Ve bildirimlerle yaşamak istemiyorum. Onların hepsi kapanmış durumda. Acil bir durum varsa muhakkak bana telefon açın diyorum. Çünkü ben WhatsApp mesajlarına yetişemem. Instagram DM'lere yetişemem. Facebook'a yetişemem, Twitter'a yetişemem. Ben internetin, hep şunu söylüyorum, internet beni kontrol etmeyecek. Ben interneti kontrol edeceğim. Bu bakış açısındayım. Dolayısıyla da burada çok iyi yönetiyorum. Mesela ekran süresi bence çok güzel bir uygulamadır. Ekran süremde olası bir 5 dakika, 15 dakika artma olursa hemen kendimi frenliyorum. Diyorum ki hayır yapma. En çok beni rahatsız eden kullanımım trafikte. Çünkü trafikte İstanbul trafiği ekranla ilgili şey, onda da bir şeyler dinliyorum ki bu yayınlar zaten az önce seninle de konuştuk. Çok hoşuma gidiyor. Ama ben gerçekten senin dediğin gibi biz bu kadar işin içinde olup bu kadar dışında olabiliriz. Bana herkes bunu söylüyor. Sen gerçekten işin bu ama bu kadar da nasıl başarabiliyorsun? Bu başarmak değil aslında, bu kendine değer vermek. Kendi hayatını yönetmek. Çünkü yine bir gün söylemiştim, sosyal medya Pac-Man gibi her şeyi yutuyor diye. Sosyal medya gerçekten hep daha fazlasını istiyor ve daha fazlası, daha fazlası bir kısır döngüye sebep oluyor. Hayır, daha fazlasını değil, ne kadar vermek istiyorsun? Sen bu sosyal medyaya ne kadar zaman ayırmak istiyorsun? Çünkü hayat akıp gidiyor ve çok güzel bir hayat var. Yani ben onu diyorum, gittiysen de görüyorsun, bir gün batımında çok basit bir örnek. Herkes Bozcaada'da mesela gün batımına gider, şaraplar elindedir. Gün batımını sadece bumerang çekmek ya da Instagram ya da başka şey için kullanıyorlar. Batıp gidiyor. Toplam 5-10 saniye sürüyor. İzle, tadını çıkart ama yok. Yani hayatı kaçırıyorlar, farkında değiller. Ben yapmıyorum işte, yapmamaya da çok özen gösteriyorum. Çünkü gerçekten dijital çağda daha özgün olmak ve bence gelenekselleşmeye dönüş yaşanacak ki yaşanıyor tüm dünyada bana göre. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Hayatı kaçırma anlamında ben de kendimce çok hatalar ettim. Zaman zaman yine aynı hataları imza atmaya devam ediyorum ama en azından farkına varıp tedbirler almaya başladım. Örneğin mesela 2 hafta öncesine kadar benim telefon ekranımı 166 defa açtığımı gördüm bu iPhone'un özelliğinden. Sonra evet, aldığım tedbirler sonunda mesela ortalama 44'e düşmüş 166'dan. Harika. Ama yine de diyorum ki yani kol saatimi sadece saate bakmak için kandırma Evren kendini diyorum. Yani kol saatin yani kolunda da saat var ve 44 evet, defa saate baktığını sanmıyorum diyorum. O 44 bile şu an bana çok 166'lardan düşmüş. Bende de aynı şekilde bütün bildirimler vesaire kapalı ve sosyal ağları telefonumdan sildim. 3 hafta falan oluyor galiba. Biz de işte zamanı tekrar kendi ellerimize cömertçe verdik. Evet. İnternete, sosyal medyaya aynı cömertlikle geri almaya çalışıyoruz ama bu sistemi de maalesef aslında beslemeye de devam ediyoruz değil mi? İçerikler üreterek, blog yazar, yani, podcast. Evet. Yaparak. Ama şimdi şöyle düşün, biz dijital dünyanın içindeyiz ve sonuçta biz insanlara biz bunları yaşayarak öğrendik ama daha bilmeyen çok insan var. Mesela bugün benimle bir röportaj yaptılar bir program için. Dediler ki siz bunun eğitimini mi aldınız? Dedim ki ben eğitimini almadım, biz bununla büyüdük. Ben influencer marketing'i anlatıyorum bugün ama influencer marketing okulu yoktu ki benim yaptığım zaman. Biz yarattık dinamikleri. Şimdi bu, biz, ben alaylıyım ona bakarsak ama o kadar çok şey biliyorum ki. Hatta son bir konuşma yaptığımda çok tatlı bir hoca geldi. Bir endüstri mühendisliği bölüm başkanı profesör dedi ki ben sana teşekkür ederim. Ben de influencer marketing'i ilk defa duydum ve bizim öğrencilerimiz de bunu okutmamız lazım dedi. Ben hocam dedim anlatırım. Nasıl yapacağız diye dedim. Bunlar işte artık başladı. Dünyada şu sertifika bu. Tamam dedi. Yani biz anlatmasak kim anlatacak? Çünkü düşün, okullar bile yeni açıldı. Şimdi anlatıyorlar. Sen de biliyorsun ajanslar var. Şu evet, sertifikalar, bu sertifikalar diyor ama ben açıkçası birçok şeyin içinde olan bir bazen çok gülüyorum. Çok boş şeyleri anlatıyorlar. Anlatmıyorlar. Deneyimi paylaşmak lazım. Her zaman söylüyorum. Bilgiyi paylaşarak çoğalır. Yazmak zorundayız. Ama bunu yazarken de çok düzgün bir şekilde hayatın içinde olmak lazım. Ben bir yazı yazmıştım yine. Belki okumamış olabilirsin ki. Teknoloji gerçek dünyadaki yüz yüze iletişimi size yaşatabilir mi? Yani karşınızdaki bir insan ağlarken FaceTime'dan gözyaşlarını silebilir misiniz diye soru sordum yazının içinde. Yapamazsın ki. Beyni, insan beynini internete bağlayacaklar. Yani implant bunlarla konuşuyorlar ama
Duyguları hisseden robotlar başarabilecek mi? Göz kırma kusum yapacak da hani bunlar yapabilecek mi? Sıcacık çorba yapacak mı sana kalkıp emoji? Yani emoji çorba gönderiyorlar hastayken geçmiş olsun diye. Kapı çalsa bir komşun gelse sana çorba getirse. Bu işte bu gerçek hayat. Yani gerçek hayatı kaçırmamak lazım. Hani işte bizim gibi insanların da çıkıp bunu anlatması lazım. Çünkü siber, sanal dünya gerçekten sanal dünya. Hayat var, hayat akıyor ve çok kısa. Bizim aldığımız nefes çok değerli. Biz çok değerli varlıklarız ve bize bir yaşam bahşedilmiş. Bu yaşamı çok iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Sosyal medyamız da olsun, dijital iletişimimiz de olsun ama kontrollü olsun. Yoksa sonu yok. Ve onu kendini bıraktığında yani bağımlılığa dönüştürdüğünde bu çok zor bir dönüş ki benim çok arkadaşım var. Yani sırf onun için yaşıyor ve hatta belki sen de şahit olmuşsun. Mesela Instagram çöküyor zaman zaman biliyorsun. Hemen evet. Twitter'a gelirler Instagram çöktü diye. Ben diyorum ki titreme geçiriyorsunuz ne olur Allah aşkına. Ay işte şunu paylaşacak. Paylaşma ne olur. Yani dünyanın sonu mu? Ama bazı insanlar için maalesef dünyanın sonu gibi geliyor. Ben buna da çok şaşırıyorum. Açıkçası. Siber dünyada biz yazılarımızla ve şu an olduğu gibi sesimizle gerçekliğin altına imza atmaya devam ediyoruz. Bilinçli ve iyi dokunmuş içeriklerle. Evet. Kesinlikle. Sevgili Yeşim çok teşekkür ederim. Bu iş yoğunluğunun ve yorgunluğunun üstüne bana vakit ayırdın bu podcast için. Her zaman ne zaman istersen konuşalım, paylaşalım. Çünkü bizim gibi gerçekten bu işi doğru şekilde yapan insanlar anlatması gerekiyor. Yanlışı öğrenmesinler. Yanlışı doğrultmak çok zor evren biliyor musun? Doğruyu bilirlerse yanlış yapma hata payları daha azalır. Çok teşekkür ediyorum. Bu bahsettiğim yazıyı da bu podcast'in altına link olarak ekleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Tekrar ağzına sağlık. Çok sağ ol. Çok sağ ol Yeşimciğim. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim sana. Hoşça kal. Hoşça kal. Bay bay.